Gerçekten böyleyse bunun altında yatan sebep ne? Bir diğer tarafıyla İsrail Hannibal doktriniyle o İsrail açısından bir fiyasko günü olan, bir itibarını, prestijini, stratejik gücünü yitirdiği o kaos gününde ne kadar İsrail'in sivili katlettiği belli değil. Ama bütün ihale Hamas'ın sırtında kaldı. Şimdi bu en önemli gün ve biz bu konuyu bir mayınlı bölge olduğu için aklı selimle konuşamıyoruz. Çünkü toplum bu konuda çok duygusal. Şimdi sivillerin, bakın ben bir şey söyleyeceğim. Ben bir Türk askeri, geçmişimde o var. Bana harp okulunda şu öğretim. Kadına, çocuğa, ihtiyara, masuma, mazluma, mağdura dokunma. Sana silah kaldırmış olsa dahi silahı indire dokunma. Bu noktada İsrail'i de olsa bir kadına, çocuğa dokunamazsınız. Bu büyük bir kırılma ama bir başka gerçeklik var. Şimdi o gerçekliği Türk toplumu çok iyi bilmiyor. İpek Hanım, bu sahanın gerçeği. Mücadelelerin ve mücadelelerin ürettiği acının bir gerçeği. Bu nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi Şeyh Ahmet Yasin'den sonra yine İsrail tarafından etkisizleştirilen ve biz çatışmalar sırasında isminin bir hastaneye verildiği Abdülaziz Rantisi'yi burada gündeme getirmek gerekiyor. Abdülaziz Rantisi'nin bir doktrini var. Bu doktrinin adı acıların eşitliği doktrini. Diyor ki Abdülaziz Rantisi, siz diyor, bizim diyor o kadar çok kadınımızı, çocuğumuzu, evladımızı, anamızı, atamızı sürdünüz ki, bizi o kadar çok sürdünüz ki, bizim yaşamış olduğumuz bu acıları sizin de yaşamanızı istiyoruz diyor. Kime? Bu işi yapan İsrail'le. Şimdi burada 7 Ekim günü Hamas askeri hedeflere saldırmış olsaydı bu iş kendi parametreleri içerisinde bir anlam üretecek. Ama burada 1200 tane şimdi askerlerin de olduğu sivilin hayatını kaybetmesi, işte 247 tane sivilin de bir şekilde askerlerle beraber rehine alınması Hamas'ın ortaya koymuş olduğu mücadeleyi çok zor bir noktaya taşıdı. Ve İsrail Netanyahu son derece sinsice, son derece kurnazca bunu bir fırsata çevirdi ve bütün Batı dünyasının desteğini arkasına aldı. Şimdi bu gerçeklik bence kırılması gerekiyor. Ve bu gerçekliğin topluma, bütün insanlara çok iyi anlatılması gerekiyor. Şimdi ben mücadelenin içerisinden gelen birisiyim. Ölüme empati yapan bir insan, kafasının başının üzerinden kurşunlar geçen bir insan, parçalanmış bedenler gören bir insan, kurşun yiyen insanları, kolunu bacağını kaybeden, mayına basan insanları gören bir insan, bunun muhatabına, bunun nedeni olan karşıt güce büyük bir öfke biriktirir. Büyük bir nefret biriktirir, büyük bir hırs biriktirir tek adam. Bu sahanın gerçeğini ben insanlığın, özellikle de İsrail'i bu noktaya getiren Amerika Birleşik Devletleri çok iyi anlamasını ümit ediyorum. Ve bir diğer tarafıyla da özellikle Suudi Arabistan'ın İsrail eksenine oturup kendi menfaatleri doğrusunda Filistin davasını bu kadar sahipsiz ve yalnız bırakmasının bu işin temel sebebi olduğunu düşünüyorum. Eğer Suudi Arabistan gerçekten diğer tabii Körfez'deki işte Mısır, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar filan gibi ülkelerle eğer İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin payandası olmak yerine gerçekten insani, insaflı bir ve jeopolitik akılcıl bir duruş ortaya koyabilirlerse bu işi çözebilirler. Çünkü ellerinde bununla ilgili inisiyatif var. Peki. Bu noktada Türkiye'nin özellikle Suudi Arabistan'la geliştireceği ilişkiler ben son derece değerli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Elbette. Açıkçası son derece fantastik bir istihbarat operasyonu. hani Soğuk Savaş döneminde bir tane işte Doğu Berlin'de Batı Berlin arasında bir rehine takasıyla ilgili filmlerin ne kadar çok yapıldığını hatırlıyorum. İzlediğimizi hatırlıyorum. Şimdi Türkiye özellikle daha önce biliyorsunuz hem Ukrayna ile Rusya arasında hem de Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir takım rehine takaslarının altına imza atmıştı. Bu noktada elde etmiş olduğu başarı, güven ve pratikle beraber bu sefer
7 ülkenin dahil olduğu ve işin içerisinde merkezde Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'nın dahil olduğu 26 rehinenin takas edildi ki bunların içerisinde son derece önemli bir takım figürler var. Yani bizim de akıbetleri ne olacak diye takip ettiğimiz işte paralı askerler var, istihbaratçılar var, siyasi muhalifler var. Bunlarla ilgili son derece önemli bir başarı altına imza atılmış. Bu önemli. Yani Türkiye'nin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarısında ki Biden bir açıklama yaptı, net ifadeleri kullanarak. O da ardından işte sizle paylaştınız biraz önce. Sayın Erdoğan'la bu merkezde bir teşekkür konuşmasının yapılmış olduğunu değerlendirdik. Biden'ın mesajında doğrudan doğruya Amerikalıların değerli Amerikan canlarının kurtarılmasıyla ilgili müttefikleriyle beraber ne kadar güçlü olduklarına dair bir atıf vardı. Yani paylaşmış olduğu metinde. Şimdi bu böyle bir diğer tarafıyla tabii ben Deniz Hocam'ı çok severim. Çok da saygı duyarım fikirlerine, öngörülerine. Yani bunu özellikle söylüyorum. Diğer sahibi Nazif Bey'in cenahında fikirlerini de hakeza öyle. Ama şimdi Deniz Hocam'a bir çağrı yapacağım için altyapı oluşturmayacağım. Ben programa Hatay'da olduğum için geç kaldım. Şimdi Deniz Hocam'a çağrım şu. Stüdyoların ışıltılı ortamlarından, rahat koltuklarından artık vazgeçsin. Çöllere gelsin. Askere gideyim. Kısımlarına gelsin. Dağların yükseltilerine, soğuk rüzgarlı yükseltilerin zirvelerine gelsin. O da oralarda bekliyorum. Ben teorisyenim. Peki çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, selamlar. Abdullah Bey sağ olun. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için bizimle. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi tabii araştırıyorum. Şiddeti ve kapsamıyla ilgili çok detaylı bir bilgi yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Ama işin içerisinde kamikaze dronlar ve roketler var. Kuvvetli olduğu gözüküyor. Ama tabii burada en önemli olan şey benim açımdan bunun askeri hedefler üzerinde ortaya koymuş olduğu veya koyabileceği etkiye dair bir mesaj. Bunu şu an görmemiz mümkün değil. Yarın belki daha güzel bir okuma yapabiliriz. Şimdi tabii özellikle Fuat Şükrü, Nasrallah'ın hemen sonrasındaki adamdı. 7 Ekim'den beri yürütülen savaşın askeri mimarıydı Hizbullah açısından. Ve Hizbullah'ın elindeki roketlerden sorumlu olan figür. Ve sanırım 1983 Amerikalı ve Fransız paraşütçülerin yaklaşık 250-300 paraşütçünün hayatını kaybettiği o saldırının sorumlusu olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından aranıyor ve başına ödül konmuştu. Şimdi Nasrallah bugünkü konuşmasında özellikle Fuat Şükrü